Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 ayrı mutfak, triplex bir villa tanıtmaya geldim. Bölgedeki en uygun villa şu an bu. 3 milyon TL ile satışta. Artık fiyatlar 3250, 3,5, 3600, 3700, 5 civarına çıkmaya başladı tekrar. Ama burası gayet güzel bir villa. Müstakil girişli, kendine ait bahçesi bulunan, ayrı mutfaklı, 3 artı 1 olması da avantaj. Tabii ki fiyatı da 3 milyon TL ki bence diğerleriyle kıyasla daha ön planda alınabilecek bir villa haline gelmiş. Şimdi burası yeşil alan olarak bırakılmış. Sadece bahçe alanımız bu kadar burada. İstenirse burası salona dahil edilebilir ya da bahçe alanı olarak değerlendirilebilir. Tabii bu bitişik nizam, üçlü bitişik nizam. İki tane ön cephe olan var, bir tane de arkada olan var. Arkadaki daha geniş. 5 artı 1, 3 milyon 400 bin TL. Bunların üstlerini çimçitle kapatmamız gerekiyor tabii ki. Gelen çıkan herkes görür yoksa. Şimdi mesela burası açık olsa arka tarafta oturan kişi siz burada otururken buradan geçecek. Sonuç olarak komşuluk iyidir ama izole bir yaşam da gerekli. Çok rüzgarlı bir hava var, güzel bir hava var. Bugün hemen içeriye geçelim. Sesim zor anlaşılıyor olabilir. Belli bölümler seramikle kaplanmış. Üstlerine de böyle köşe bentler bırakılmış. Sarı renkte gayet güzel duruyor. Antresit yine hakim. Tabii böyle burada otomatik panjur bulamıyorsunuz. Yapmamışlar. Elle manuel panjurlardan yapılabilir ya da otomatik tekrardan yapılabilir ama ayrı bir masraf olacaktır. 35-40 bin lira civarında bir paranız çıkar bunun içinde. Şimdi eğrisiyle doğrusuyla bakalım. Ama şunu aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Fiyat 3 milyon. Fiyat gayet makul. Bir de pazarlığı var. Girdik. Küçük bir koridor. Yukarıya çıkış merdivenleri, lavabomuz var. Mutfak, salon. Ortalama 20 metrekare boyutunda bir salonumuz var arkadaşlar. Daha minimal tarzda bana yeterli diyenler için ideal. Toplamda 20 metrekare, 21 metrekarelik bir kullanım alanımız var. 60'a 120 seramik zeminde mevcut. Tabii eskiye çok kıyaslanıyor. Eskiden bu tür evlerin fiyatları 2019'da yanlış hatırlamıyorsam 800 bin lira civarındaydı. 700, 800, 600 civarındaydı ama o 3 yılda çok şey değişti. Fiyatlar da artıyor, enflasyon var. Onlar tabii ki körüklüyor. Pandemi bir şekilde insanları galeyana getirdi. Fiyatlar düşer mi? Zannetmiyorum ama piyasa durur mu? Böyle giderse biraz daha sakinlemeye başlar. Çünkü gerçekten sakin bir sezon geçiyor. Şu anda mesela biz yaz sezonundan ziyade bu Eylül-Ekim arasında gerçek yatırımcılar gelirdi. Eskiden bahsediyorum. Gerçekten ev alacak kişiler gelir, bakar, seçer, giderdi. Bir konutta Eylül-Ekim önemliydi ama artık ayın neredeyse ortasına yaklaşıyoruz. Öyle çok bir yoğunluk görmüyorum. Tapu hala boş. Tapu gerçekten bomboş arkadaşlar. Sabah giriyorsunuz, akşam tapunuzu alıyorsunuz. Burada lavabomuz var ve mutfak kısmı da burası. Yani diyorlar ya, şimdi kimseyi de hedef göstermeyelim de, işte fiyatlar ne olur düşer çıkar, bunların emin olun düşeceğini zannetmiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Ama işte o kadar çok ortada bir muamma var ki, herkes bir şey söylüyor, insanlar yatırım yapmaya korkuyor. Yurt dışından bir abimizle görüştüm, Emre diyor, o kadar kötü anlatıyorlar ki Türkiye'yi bize diyor. Şu an ben televizyonu açtığımda Türkiye'de İnanılmaz bir ekonomik buhran var, çöküşte gibi izlenim alıyorum diyor. Öyle mi? Olabilir. Ama bu İç Anadolu'da farklı, Ege'de farklı, Doğu'da farklı, Karadeniz'de farklı, her yeri farklı farklı kıyaslamak gerekiyor arkadaşlar. Her zaman yatırımcı Ege bölgesine daha çok rağbet gösteriyor. İstanbul'dakiler bile bir Ege'ye göçelim, Ege kafasını yaşayalım gibi düşünceleri var. Bunları baz alarak siz yatırımınızı yapın. Yani bekleyeceğim, fiyatlar düşer mi derseniz düşmez. Bence düşmez. Nasıl düşecek fiyat? Nasıl düşürecekler? Şimdi demir belli, doğalgaza zam geldi, elektriğe zam geldi. Şu elektrik üretiliyor. Bu doğalgaz üretiliyor. Yani bunlara da zam geliyor. Biz sadece dolara, euroya endeks demeyelim. Güzel bir mutfak var zaten. Çok konuştuk. Mutfağı da gördünüz. Antresi çerçevenin içerisinde lake. 60'a 120'de seramikler var. Burada bir lavabomuz var. Böyle küçük bir lavabo. Kullanılır mı? Kullanılır. Eve girdik, elimizi yıkadık, çıktık. Bu. Sıra geldi yukarıya. Böyle geçerken de boşluklar bırakmışlar.
Oradan geçerken salonda oturanlara laf atılabilecek. Ya da bir şeyler söylenebilir. En azından herkes birbirini görmüş oluyor. Genelde böyle bir şey var ya, evde iki kardeş varsa sürekli bir kavga hali var. Şimdi iki tane odamız var. Koridorumuz var. Koridorun iki ucunda iki odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalara bakalım. Laminatlar güzel. Süpürgelikler de güzel olmuş. Mat beyaz olsaydı çok daha güzel olurdu ama bu renge de tamam yani. Gerçekten tamam. Güzel olmuş. Yoksa bunun bir parçasını kesip buraya yapıyorlar. Olmuyor. Biraz daha ucuza kaçmak oluyor. Ortalama 15 metrekare boyutunda bir odamız var. Hemen ölçelim. Burası 15 metrekarelik bir oda. 14.74 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Bir de balkon var. Bazen şey de yazıyorlar. İşte YouTube'da yorumlara. İşte hep aynı tarz evler paylaşıyorsunuz. Mecburen aynı tarz evler paylaşıyoruz. Mesela Bodrum'da bir portföy geldi. Orayı da gidip çekeceğiz. Villanın tanesi 890 bin euro. Muhteşem bir yer. Ama fiyatı da muhteşem. 890 bin euro. Bir tanesi var 1 milyon 200 bin euro. Yani bu fiyatlar da var arkadaşlar. Şimdi dedim yine diğerlerine bakarak çok daha ucuz. 60'a 120 seramik. Burası biraz karanlık kaldı. Güzel bir duşakabinimiz var. Turkuaz renkli bir dolabımız var. Bak klozetleri sarın diyorum ya, işte bunun için diyorum. Gelen giden kullanır bunları. Bunları sarmak gerekiyor. Sarın ki kimse kullanmasın. Sağlık en çok para harcadığımız sektör. Burada da bir odamız var. Böyle biraz sohbet eder gibi gidiyor bu ev çekimi ama genel olarak da soruları da cevaplayalım. 12 metrekarelik bir odamız var. Sığar mı? Sığar. Yatak koyduk, dolap koyduk. Böyle çok lebiderya ya da geniş geniş odalar istiyorsanız tabii ki biraz kesenin ağzını açmamız gerekiyor. Ama inanın fiyatlar o kadar yükselmeye başladı ki. Yani durduk yere fiyatlar artıyor. Tabii şu anki o duraklama döneminde biraz daha sabit kaldı ama emin olun önümüzdeki aylarda büyük ihtimal yine bir artış olacak. Tabii dolara, euroya da bağlı bu olay. Ekonomist değilim ama böyle giderse dolar da yıl sonunda 19.50-20 bandında kapanış yapar yıl sonuna kadar. Güzel bir üçüncü katımız var. Bir oda, bir genel kullanım banyo lavabo. Artı burada da gördüğünüz gibi güzel bir makine yerimiz var. Dolap falan buraya her şeyi sığdırırsınız. Şuradan da bir kapı koyduk mu tamamdır. Böyle göster. Ben girmeyeyim içeriye. Çok karanlık. Daraltmayayım da. Güzel bir duşakabinimiz var. Turkuaz renkte bir dolabımız var. Gayet de şık. Dolar 20 bandında olursa ne olur? Her şeye gene zam gelir. Tabii. Farklı adımlar atılmazsa. Farklı adımlar atılırsa herkes ters köşe olur. Burası da 11 metrekare boyutunda bir oda. Yani diğerlerinden küçük. Ama teras kapatılırsa daha güzel olur. Böyle de bir terasımız var. Çatıda kiremit yok. Sandviç panel yapılmış. Kiremit olsaydı artı bir puan verecektim. O yüzden eksi bir puan veriyorum. Çatı için. Tabii bunlar sandviç panel. Arasında yalıtım var ama kiremit her zaman daha sağlıklı bulduğum için söylüyorum arkadaşlar. Güzel bir de terasımız var. Burada bir tesisat alanı daha var. 3 artı 1 ayrı mutfak 3 milyon. Artık bu fiyatlara bulmak inanın zor. İnanın zor. Elimizden geldiği kadar her farklı seçeneği sunmaya çalışıyoruz ama işte bazen müdahale edemiyoruz. Gelmeden önce yine arayın. Fiyat teyidi yapalım. Çünkü fiyatlar düşüyor, çıkıyor. Biz videoyu çekiyoruz. Bir hafta sonra fiyatlar artıyor. Ya da 2 gün sonra satılmış oluyor. Tabii bunlara müdahale edemiyoruz. Çünkü 1500'ün üzerinde video var kanalımızda. Her gün de yüklemeye devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Şunu da söyleyeyim. Ev gezdik. Ben bunu her zaman söylüyorum. En iyi yatırım, eğer yatırımsa amacımız. Bir eviniz var. Ben yatırım yapmak istiyorum. Boşta biraz param var. Bankaya güvenmiyorum. Dolar altına yatırmak istemiyorum diyorsanız alacağınız en iyi yatırım arsadır. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ama eviniz yoksa da alınabilecek evlerden bir tanesi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağ alt köşede, sol alt köşede numaramız var. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.